Çankırı'dan mutlu günler. Bugün 15 Aralık 2023 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı'nın ilk ve tek lojistik ve destek merkezi hizmete girdi. 5200 metrekare kapalı alana sahip 35 milyon liralık proje, belediyenin bünyesindeki teknik birimlere ait depoları tek çatı altında bir araya getirdi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Esen, Çankırı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda Çankırı'nın yöresel yemeklerini tanıttı. Yöresel ürünlere ait fotoğraflarla taç yapan öğrenciler, kendi yazdıkları manilerle de yerli tüketime dikkat çekti. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çocuklara belediyenin üretim atölyesinde üretilen toplardan hediye etti. Çankırı Belediyesi Karataş Mahallesi'nde bulunan 242 bin metrekare arsayı öz bütçesi ile satın aldı. Başkan Esen, dar gelirli aileler için sosyal konut yapacaklarını açıkladı. Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi kursiyerleri, Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası'nda yöresel ürünlerin bulunduğu sofrada bir araya geldi. Programa Esen çifti de eşlik etti. Bunu her yerde anlatıyorum, ülkenin her yerde gittiğimiz zaman. Bir şehir unla, suyla, tuzla, şekerle neler üretebileceğini gelin Çankırı'da görün diyorum. Yani üç çeşit ürünle, işte unu da katarak, vallahi böyle çeşit börek yapan, hamur işi yapan başka bir il yok. Çankırı Belediyesi'nin kültür gezileri devam ediyor. Çankırılıları tarih ve kültürle buluşturan gezilerde bu haftaki yolculuk Şehzadeler şehrine ve Mevlana iklimine oldu. Katılımcılar Amasya ve Konya'yı gezdi. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Hiç kimse başarı merdivenine elleri ceplerinde tırmanmamıştır. Esen kalın.